Ahli ilimler degende avvalo muhterem azizler Allah Ta'ala'nın ilmini öğrengen şeriat ilmini mütehassisleri yani dini ilimlerini egallagan zatlarını elbette ulug'lashligimiz, ularni hurmat qilishligimiz, ularni izzat ikrom qilishlikka avvalosi bilan biz buyurilganmiz. Çünkü mana bir hadis-i şerif bilen başlayman Peygamber aleyhissalatu vesselam etken ekeller ki La tesubbud dike fe innehu yuqidu lissalati digen ekeller. Xorazdı sökümeyler. Çünkü xoraz adamlardı namazga uygatadı digen ekeller. Tavuk uza xorazını sökümeyler. Kıskırır yani için onu söküp hakaretlemeyler. Çünkü o adamlardı namazga uygatadı. Tahaccüd deyem bir kıçkırıp koyadı, bamdat deyem kıçkıradı, rızık kayta kayta kıçkıra uğurup haligi bir namaz adamlarda asabi getikkenden ki soku varadı da şu hurazdı sokmeyler çünkü o insanını namazga uygatadı dediler. Ulamalar etken ekeller ki bitti hayvan akılsız bir tavuk adamlardı namazga uygatkeni için Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem şunu sökmeyler digen bu seler ulamalar çi dediler. Ulamalar, ahli ilimler, alim kişiler adamlardı gaflet uykusundan uygatıp duruşu kişiler. Kudanın dinine çakırıcı kişiler. Ulamalar yerde huddu osmondagi yıldızlar kabiyken muhterem biraderler. Ya bu mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam etkenler, alimler yer ahli için amallik. Amallik, şular barligiden Allah Ta'ala bela vermeydi. Şular halalını haramda örgetedi. Tilimiz çıksa Bismillah deydi. Tugulsa parzellerimizi kulağı azan etedi. Yani, hepimiz vefat kısayı şular kip cenazamızı okuyup deyindi. Şimdi, yine bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam etken ekeller ki Allah Ta'ala ilimini adamlardan birdeniye soğurup ap koymaydı. Lekin Allah Ta'ala ilimini alim adamlarını vefat taptırışlayın bilen birin birin ulamalarını vefat taptırış ularını canlarını kabız kılışlayın bilen adamlarının ortasından Allah Ta'ala ilimini kütaradı. İlimini birden yapıp koymaydı. Birden ilim yok mu koymaydı. Ulamalar bitti otadı. Şu bilen Allah Ta'ala adamlardı ortasından ilimini yapıp koyadı. Kendime böyledi. Kiyen dediler adamlar cahil, ilimsiz, kitap görmegen, alıp tikelte edildiğin adamlarını özüge başlık kılıp aladı. Ve ulardan fatva soruydu ve aftau bi gayri ilmin ilimsizlik bilen ular adamlarga fatva verenler uzlar yam yoldan adaşerler başkalarını yam adaştırediler digen ekeller. Bu ahli ilim ulamalardı hayatlı çağıda biraderler ganimet bilip kadirlenmesek barlı gide bülerden faydalanmesek büler utip gitkenden kiyin sizge bizge okşagen şuna kanki cahil ilimsiz adamlar kaladı. Şu ilimsiz adamlarda adamlar kiyin özlerine başlık kılıp rahbar kıvaladı. Bular kiyin ilimsizliği bilen ularga fatva etip hem adamlarda yoldan adaştırıp izden çıkar varırken. Şimdi ana şu ulamalarda biraderler biz triliği de ganimet bilip hayatlı çağda ulardan faydalanıp kalışki hareket kılmalıyımız zarur bularken. Lekin min afsuslar bo'lsin ki bugünlük günde muhterem aziz biraderler siz bilen bizge din diyanette o'rgatib kelayotgan oq qorani tanıtıp durgan halal ve haramını ajratib berib durgan ulamalarımızını bugün hürmeti toptalib durgan bir hayatta hamamız yaşayapmiz. Açık oydun ulamalarga fitneler kuzgatılıp arkalarından gıybetu, tuhmetu, buhtanu, ıgvalar tarkatılıp
ulamolarga ta'na toshlarini otilib, ulamolarni obro'sizlantirishga ko'p odamlar urinyapti. O'shalarni ko'rib, hayot kechirib turibmiz hammamiz ham. Bu hech kimga birodarlar sir emas. Ko'zga ko'ringan mashhur ulamolarni mazah qilish, ermaylash haligi internet tarmoqlarida fikr bildirib, kommentariyalarda haqoratlab yozishlar oddiy holatga birodarlar aynalib qolmoqda. Endi muhtaram azizlar, mana aytmoqchi bo'lgan gapim shu ahli ilmlarni ulug'lash, hurmatlash dinimizda nima deyilgan? Xudo nima degan? Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deganlar? Dinimizni ko'rsatmasi qanaqa? Ana shu xususida birodarlar qisqacha to'xtalib o'tmoqligimiz albatta zarur. Qala Tawus rahimahulloh inna minas sunnati tawqirul ulama'i. İmam Tawus rahmetullahi aleyh aytgan ekanlarki, ulamolarni hurmatlash, ulamolarni ulug'lash sunnatdandir degan ekanlar. Olim kishilarni, ahli ilmlarni hurmatini o'z o'rniga qo'yish, ularni ehtirom qilish nimadan ekan birodarlar? Sunnat ekan. Rasulullohning sunnatlari. Mana shunga birodarlar yana bir gap yodimga kelib qoldi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni amakivachchalari Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ni hammamiz taniymiz. Payg'ambar zoda, payg'ambarni avlodi. Shu zot Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhu hazratlarini bir kun shu markablarini ulovlarini jilovidan ushab tahsib otgan minsillar deb bu kishi nima qildilar? Zayd ibn Horisani otga minishlariga ko'maklashibdilar. Otni juganidan ushab turib, uzangini ushab chiqsinlar tahsir debdilar. Shunda Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ey tahsir, sizdek ulug' zot payg'ambar zoda shu ishni qilarlarmi? Siz payg'ambarda amakivachchasi bo'lsiz, shunday ulug' zot bo'la turib bizga shunaqangi xizmat ko'rsatarlarmi tahsir? Bizni xijolatga qo'yyaptilar" debdilar. Shunda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu marhamat qilgan ekanlarki, "Tahsir, xijolat bo'lmasinlar. Hakaza umirna, bizga ulamolarimizga shunday xizmat qilishlik, bularni shunday hurmatlashga biz buyurilganmiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizga mana shunday ulamolarga xizmat qilishlikni, ilmli zotlarga shunday ya'ni hurmatda bo'lishlikni bizga buyurganlar. Xijolat bo'lmasdan otga chiqsinlar" degan ekanlar. Payg'ambarni amakivachchasi bir ahli ilm Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhu ga shunaqangi xizmat qilgan ekanlar. Demak, ahli ilmlarni birodarlar hurmatlash, ulug'lash nimadan ekan? Sunnatdan. Abdulloh ibn Muborak radhiyallohu anhu aytadilar: "Haqqun alal aqili alla yastakhiffa bi thalathatin." Aql kishilarga haqlikdir 3 toifa odamni past sanamaslik. 3ta toifa kishini past sanamaslik, hurmatini toptamaslik aql kishilarga nima ekan? Haqlik. Aql odam 3ta toifa odamni past sanamas ekan. Kimlar ekan ular? Al ulamao va salatinu val ixvon. Birinchisi olimlar, olimlarni ham past sanamas ekan. Ikkinchisi sultonlar, podsholar. Uchinchisi yori do'st, birodarlar debdilar. Va yana aytibdilar: "Man istakhaffa bis sultoni zahabat dunyohu." Chunki kim podsholarni, sultonlarni past sanasa uni dunyosi ketadi, dunyosini qo'ldan boy beradi. O'zingizni tepangizda rahbar bo'lib turgan, sizga boshliqlik qilib turgan, sizni tepangizdan hokim bo'lib turgan odamni past sanasangiz dunyoyingiz ketadi, dunyoyingiz barbod bo'ladi. Ish o'shalarning qo'lida,
xohlaganini qivoradi kerak bo'lsa, dunyoyingizni qo'ldan boy beras. Agar sultonlarni, podsholarni past sanasangiz. Va man istaxaffa bil ulama'i zahabat axiratuhu. Kim olimlarni, ahli ilmlarni past sanasa, nazar pisariga ilmasa, hurmat qilmasa, u kishini oxirat ketadi degan ekanlar. Poshoni past sanasak dunyoyimiz ketar ekan. Lekin ahli ilmlarni past sanasak, hurmatini o'z o'rniga qo'ymasak birodarlar, oxiratimizni qo'ldan boy berar ekanmiz. Oxiratimiz barbod bo'lar ekan birodarlar. U dunyoni barbod bo'lishi hech narsa emas. Oxiratni barbod bo'lishligi yomon. Kim ulamolar ahli ilmlarni past sanasa, uni oxirat ketadi. Va man istaxaffa bil ikhwani zahabat muru'atuhu. Kim o'zini do'stlarini nazar pisand qilmasa, do'stlarini past sanaydigan bo'lsa, u kishini muruvvati, odamgarchiligi ketadi degan ekanlar. O'zini do'sti, birodari, bir vaqtlar qadrdon bo'lgan, o'rtasidan qilam o'tmagan, endi cho'ntagida puli ko'payib ketib, obro'si ko'tarilib ketib, bir tinga ilmay qo'yaptimi, u odamni odamgarchiligi, muruvvat ketadi. Hech kim u odamni ertadan keyin, muhtaram birodarlar, hurmat ham qilmaydi, birla do'stlashmaydi ham, betiga ham qaramaydigan bo'lib qoladi. Mana shu joyda bir narsa, al-wadi'u iza irtafa'a takabbur. Unvonil bayonda shunday keladi. Aytmoqchi bo'lganimiz, pulimiz ko'payib ketib, maqomimiz oshib ketib, kuchayib ketib, do'stlarni unutmaylik demoqchiman-da. Aytibdilarki, pastkash odam maqomi ko'tarilsa, kibrga beriladi degan ekanlar. Pastkash odamlar bo'ladi-yu, pastkash odamning maqomi ko'tarilsa, martabasi oshsa birodarlar, kibr otiga minar ekan, kibri ziyoda bo'lar ekan. Shunaqangi pastkash bo'lib qolmaylik, do'stlarimizni past sanamaylik, do'stlarimizni past sanasak, mensimay qo'ysak birodarlar, bizni odamgarchiligimiz ketib qolar ekan. Bu degani odamgarchiligingizdan ayrilib qolasiz. Demak, uchta mana shu kishilarni hech qachon oqil odam past sanamasin. Olimlar, podsho rahbarlar va uchinchisi do'st birodarlar. Endi aytmoqchi bo'lganimiz, olimlarni, ahli ilmlarni past sanagan odamni birodarlar oxirat ketadi. U odamni oxirati barbod bo'pti. Yaqulul hafiz ibnul asakir rahimahulloh. Va man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi ibtalahu Allahu qabla mautihi bimautil qalbi. Hafiz ibn asakir rahmatulloh alayhi tanlar. Kim ulamolarga tuhmat qilishlik, ig'vo qilishlik, bo'xton qilishlik, ulamolarni obro'sini to'kishlik uchun tiliga erk berib yuborsa, Alloh taolo uni o'lmasidan avval, jonini olishdan avval qalbini o'ldirish bilan baloga, musibatga duchor qilib qo'yadi degan ekanlar. Ulamolarni obro'sini to'kish, ahli ilmlarni bo'xton qilish, g'ibat qilish, tuhmat ig'vo qilish uchun tiliga erk berib yuborsa, Alloh taolo u odamni o'lmasdan avval qalbini o'ldirib qo'yar ekan. Nima deganlari? Alloh taolo uni o'lmasidan avval qalbini o'ldirib qo'yadi deganlari, mana bu ko'zi yumilmasdan qalb ko'zini Alloh taolo bekitib qo'yadi. Qalbini Xudo ko'r qilib qo'yadi. Oq qorani tanimaydigan bo'ladi. Qalb ko'zi ochilmagandan keyin, qalb ko'zi ko'r bo'lgandan keyin Qur'onu amru ma'rufu nasihatu o'qigan namoziyu 10 marta hajga borib kelsa ham foyda bermaydi. Qarang, kim ulamolarni obro'sini to'kish uchun tiliga erk berib yuborsa, Alloh taolo o'lmasidan avval qalbini o'ldirishlik bilan unga musibat beradi degan ekanlar. Endi kim tiliga erk berib yuboryaptimi? Tavba qilsin. Istig'for etsin muhtaram birodarlar. Uni qalbi ko'r bo'pti. Qalb ko'zi ko'r bo'pti endi. Mana bu ko'z e'tibor emas, mana bu yerdagi ko'zimiz e'tibor birodarlar. Qalbimizni ko'zi ko'r bo'lgandan keyin aytdik-ku, u odamga ibodat ham hech narsa birodarlar foyda bermas ekan.
Yana haddesana ba'du ashabina zekertu yevmen indel hasen ibn zekvan raculen bi şeyin fekala meh la tezkuril ulema bi şeyin feyumitullahu kalbek. Salafi salihinlerimizin bazıları da rivayet kılınadı, uzatları eterler. Bir gün Hasan ibn Zakvan degen bir ulu zatını aldılar da bir oşa davurdagi bir ahli ilimni ulamanı yamanlık bilen zikir kıldım, yapırdım. Palancı damla yamanda, palancı damla ona kadar buna kadar deyip haligi ulu zatını aldılar da ben yapırdım. Şunda Hasan ibn Zakvan ettiler ki tohta tohta, la tezkuril ulema bi şeyin, ulamalarını, ahli ilimlerini hiç kaçan yamanlığı bilen zikir kımagin ki Allah Ta'ala sana kalbini öldürüp koyardı gene keller. Ulamalarını yapırma, ulamalarını yamanlığı bilen islamagin, arkasından ulamalarını gıybet kılıp yapırmagin, Allah seni kalbini öldürüp koyardı dediler. Hı? Biraderler kalbimiz olarken eğer ahli ilimlerde hakaret kısık ortadan yapırsak Allah Ta'ala hadisi kutsüsüden merhamet kıladı. İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyh Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kıyan hadisi kutsüde men adeli veliyen fakat azentuhu bil harbi. Allah Ta'ala etedi, kim beni dostumge düşmançiliği kıladıyan bese men elbette elbette uşa adamge uruş açemen, uruş ilan kılemen deyip Allah Ta'ala kutsuyu hadisinde merhamet kılarken. Kim meni dostumge düşmanlığı kıladigan bosa, adavat kıladigan bosa, husumetleşeydigan bosa, kasleşeydigan bosa, men uşa adamge karşı uruş ilan kılemen. Mene şu hadisini şerhede ulamalı etkenek eller ki el ulema'u hum min evliya illah. Ulamalar, ahli ilimler Allah'ın velileridir, Huda'nın dostlarıdır digenek eller. Bu gepke hüccet kılıp Hatib-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Şafi'i rahimahumullah'tan kuyudaki rivayetini keltirgeneken İmam-ı Azam radıyallahu anhu rahmetullahi aleyhi mezhep başımız hem İmam-ı Şafi'i rahmetullahi aleyhi hem şunu dedi gene keller ki İllem tekunil fukaha'u evliyaullahi feleyse lillahi veliyyun. Eğer fakihler dinini çüneydiyan alim ahli ilimler eğer Allah'ın dostları bu mese Huda'nın dostu yok kendi gene keller. Eğer ahli ilim fakih dinini çüngen, dinini örgengen adamlar Huda'nın velisi dostu bu mese feleyse lillahi veliyyun. Biz Huda'nın başka dostu yok kendi gene keller. Huda'nın dostu kim eken biraderler, ahli ilimler, ulamalar, Allah Ta'ala ilim atakıgen kişiler eken. Demek kim beni dostumge düşmençiliği kılıp adavat kısaman, önge ürüş açaman diyeni, kim bir ahli ilim bilen kasleşse, düşmançiliği kıladigan bosa Allah Ta'ala uruş ilan kılarken fakat azentuhu bil harbi. Unga uruş ilan kılaman deyapti. Huda uruş kıyandan kiyin, Huda bir bendege karşı uruş açkenden kiyin o bende selamet kaladı mı? He? O ziyem küyüp yokup getirdi. Püştü kemerden kiyen parzentu avladılar. Hemesini Allah Ta'ala bebahtı koyadı. Bitti özünümez biraderler. Bütün evladı, ecdadını Allah Ta'ala horlep de şeydi eğer bitti alimge ürüş açıp eğer düşmançılık kıladigan bosa. Yine İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet barakken men aza fakikan fakihan fakat aza Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir fakihge bir alim ahli ilimge aziyet birse elbette o Resulullah'a aziyet veripti diyene keller. Ahli ilimge aziyet verigen kişi kimge aziyet veripti? Goya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge aziyet veripti. Kim Resulullah'a aziyet verigen bosa betahkik
Allah da Allah'a aziyet veripti diken ekeller. Ulamaga azar bergen adam peygamberge azar bergen bilen beraber eken, peygamberge azar veripti mi? O Xudoga azar bergen bilen beraber. Xudoga azar bergen diyeni, Xudoga azar bergenini günahkarlık o adam günahkar bo'larken bir alimge, bir ahli ilimge, millavatçege biraderler aziyet verse, azar verse, kalbini ağrıtsa. Yine İbn Asakir rahmetullahi aleyhine meşhur gepleri var. Luhumul ulemai mesmumetun. Men şemmeha marada ve men ekele mâte. Ulemalarının göçleri zehirlengendir. Kim o göçünü hitlese kesel boladı, kim onu yese oladı diyen ekeller. Bu hadismez İbn Asakir rahmetullahi aleyhine sözleri. Lekin sözlerini barcha ulamolarimiz kitoblarda haq so'z deb e'tirof qilishgan. Ulamolarning go'shtlari zaharlangandir. Kim u go'shtni hidlasa kasal bo'ladi, yesa o'ladi degan ekanlar. Bu nima deganlari? Alloh taolo Qur'oni Karim azimu sha'nda "Va la yughtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqulloh" deydi. Yani merhamet kıp etedi ki Allah Teala bazıngiz bazıngizini gıybet kımayın dedi. Biriz birizi gıybet kımayın. Gıybet digeni zikruke ahake bime yekrah. Peygamber aleyhissalatü vesselam etken ekeller uzini braderini u yaman kuredigen nerse bilen gepirişligin isleştigin şu gıybet digen ekeller. Bir adamdı boyu kelte. Boyu kelteligini uzu yaman kuredi. Etsiz dil rancır boladı. Şunu etsiz ne bolarken? Gıybet bolarken. Ayşe raziyallahu anh'a anamız bilen Peygamber aleyhissalatu vesselam otur gelleri de bir pekene yine boyu kelte bir ayol kegeneken Resulullah'dan saval sorup çıkıp gitkenden ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldıları da Ayşe raziyallahu anh'a anamız etkenekeller ki minçe ya boyu kelte bu mesele bunu digenekeller. Minçe ya pekene bu mesele bu hatın digenekeller. Şunda Cenab-ı Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem etken ekeller ki ya Aişetu iğtabti ev keme kala sallallahu aleyhi ve sellem ey Aişe gıybet kıldınız gıybet koyduysun siz diken ekeller. Şunda Aişe anamız etken ekeller ki ya Resulallah gıybet kımadım uşa hatındaki barnar sana ettim o boyu kelteyken boyu kelteyken pekeneyken dedim dediler. Eğer şunu bitiga aytganingizda o'sha ayol xafa bo'larmidi? Xafa bo'lardi. Demak, g'iybat qildingiz degan ekanlar. Demak, Alloh taolo aytayaptiki, biriz-birizni g'iybat qilmang. Hech qachon orqangizdan gapirmang. Betiga kelib ayting, yuzma-yuz ayting. Mo'min odam orqadan gapirib g'iybat qilib yurmaydi. Mo'min al-mu'minu mir'atul mu'min. Mo'min mo'minning oynagi. Keladi, yuziga aytadi. Barını etedi, kuşmaydı. Aynı kebi buladı mumin muminge nasihatte. Baziz, bazizi gıybet kımasın deyip durup, ayette damıda etedi ki, silerden birer dengiz, yakşı kurasız mı? Uzizi, biraderizi, ulgenden kiyin, kuşunu işliydi, yakşı kurasız mı? Dedi. Biraderiz olup kaldı, kirip ulgini çaynab işti, yahtıras mı bir ortez dedi. Ayuhibbu ahadukum en ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Bir ortez yaxshi ko'rasiz mi birodaringizni o'lgandan keyin go'shini ishlaydi. Bir odam o'ldi, qarang, tasavvur qilib ko'ring, kirib go'shini g'ajib, bittas qo'lini, bittas oyog'ini mana bu yerda yumshoq ekan deb chaynashni yaxshi ko'rasizmi? Fakarihtumu. Alloh taolo aytayaptiki, yomon ko'rasiz. Shunday ekan, g'ibatdan saqlaning. G'ibat birodaringizni o'lgan go'shini yish bilan barobar. Birodaringizni o'ligini yish bilan barobar ekan. Endi ulamolarning go'shi zaharlangandir, kim uni hidlasa kasal bo'ladi, uni yesa o'ladi deganlari zaharli go'shtni yegan odam nima bo'ladi? Zaharlangan go'shtni yegandan keyin o'ladi-da. Hidlagan odam kasal bo'ladimi? G'ibat birodaringizni go'shini yish bilan barobarmikan? Ha, oddiy odamni g'ibat qilsangiz u qana gunoh deyapmiz. Endi ahli ilm
ulamolarni g'ibat qilsangiz-chi, bo'ldi, halok bo'lasiz. Tamam, oxiratingiz ham qo'ldan ketadi, dunyoingiz ham qo'ldan ketadi. Bir qoida bor. Jazo deydi. Min jinsil amal deydi. Amalning jinsidan bo'ladi jazo ham mukofot ham degan gap bor. Nima ish qilsangiz, sizga beriladigan jazo mukofot o'shandan bo'ladi. Zinoni jazosi nima? Zino. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, kim zino qilsa, unikilar degan boshqalar zino qiladi deganlar. Bugun birovni qizini bulg'asiz, ertaga sizikini bulg'aydi. Birovni sinisini buzsiz, sizni siningizni buzadi. Birovni xotini bilan gaplashib qo'ygan bo'lsangiz telefonda, sizni xotiningiz bilan gaplashadi. Jazo amalning jinsidan bo'ladi deydi. Ulamolarni g'ibat qilish, haqoratlash, obro'sini to'kish borasida ham ulamo aytadilarki, al jazao min jinsil amal. Amal shu jazo mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Olimlarni haqorat qilgan, tuhmat qilgan, ig'vo qilgan, dushmanchilik qilgan odamni farzandidan, zurriyotidan olim chiqmasa ekan birodarlar. Qorilarni hurmatini to'kkanda avlodidan qori chiqmasa ekan. Bu tarixda ko'rilgan narsa. Tarixda ko'rilgan, isbotlangan narsa. Hujjat bilan aytilgan narsa, kitoblarda turibdi birodarlar. Qancha ulamolardan eshitganmiz. Ahli ilmlarni obro'sini to'kkan, haqoratlagan, ig'vo qilgan, qaslashgan, dushmanchilik qilgan odamlarni yetti pushtidan chiqmagan ulamolar, qorilar chiqmagan birodarlar. Xohlaysizmi chiqmaslikni? Bemalol gapiring ulamolarni. G'ibat qiling, kommentariyaga kirib yozing, tuhmat qilib tashlang, nazavalarni to'kib tashlang agar. Olim, ahli ilm qori mani zurriyotimdan chiqmasin desiz, yozaring bemalol. Kiring kommentariyalarga yozing. Hamma ulamolarni g'ibat qilavering. Muhtaram aziz birodarlar, shuning uchun ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Allohdan panoh so'rashimiz kerak birodarlar. Olimlarni hurmatsizlik qilib, olimlarga nisbatan ularni obro'sini to'kib gunohkor bo'lib qolishlikdan muhtaram azizlar Allohdan panoh so'rashligimiz kerak. Mana shu joyda yana bir hikoya. Alloma ibn Najjor o'zlarini tarix kitoblarida Qozi Imom Abu Toyyibdan qilingan sahih rivoyatda shu voqeani keltiradi. Demak, hujjatli gap Abdulloh Alloma ibn Najjor o'zini tarix kitobida Imom Abu Toyyibdan qilingan sahih rivoyatda shunday deydi. Biz Bag'doddagi jami masjidda o'tirgan edik. Bag'dod Iroq hozirgi bir xurosonlik yosh yigit kelib olimlardan bir masala haqida so'rab uni dalilini ham talab qildi. Bir yigit kelib xurosondan olimlardan so'radi bir masalani. Ular javob berdi, dalil keltiring bunga dedi. Shunda nima qilishdi? Unga so'ragan masalani javobini berib Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadis ushbu masalaning dalili ekanligi unga bayon qilindi. Bu masalangizning javobi shu, bunga dalil mana Abu Hurayradan rivoyat qilingan ushbu hadis deshti. Shunda haligi xurosonlik aytdiki, Abu Hurayra hadisi hujjat bo'ladigan odam emas dedi. Abu Hurayra hadisi hujjat bo'ladigan odam emas u dedi. U gapini tugatib bo'lmasdan o'sha jami masjidni tomidan, shiftidan katta bir qora ilon tushdi. Bu holatni ko'rgan odamlar qo'rqib ketib, vahimaga tushib, har tomonga qarab qocha boshladilar. Ilon ayni o'sha yigitni ta'qib qilardi va orqasidan quvardi. Aynan o'sha Abu Hurayrani hadisi dalil mas degan yigitni orqasidan haligi katta qora ilon qo'p ta'qib qilardi. U shoshgancha shunda haligi shoshib ketyapti orqasidan quvyapti. Odamlar aytishdiki ulamolar,
hazır etken gapingden tavba kıyın tez dedi işte alimler. Hazır etken gapingden tavba kıl tezrak. Tez de tavba kıldı alimler haligi yigitge müracaat kılıştı. Haligi Xorasonlu yigit şaşkence tavba kıldım, tavba kıldım digeni de ilan hiç kendi iz kaldırmayı ortaya kayıtıp gitti. Endi qarang, ushbu hikoyani keltirgan mashhur muhaddis Ibn Saloh ushbu rivoyat ishonchli sanad bilan sobit bo'lgan bo'lib, rivoyat qilganlarning barchasi ishonchli kishilardir degan ekan. Buni rivoyat qilganlarda hammasi ishonchli kishilar, bu sahih, bu to'qima gap emas degan ekanlar. Demak, muhtaram aziz birodarlar, ehtiyot bo'lishligimiz kerak, taqvo qilishligimiz kerak birodarlar, shu ulamolarda g'ibatu, bo'htonu, tuhmat, ig'vo qilishlikdan.